Merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Hafta sonu bir gezimiz vardı ve sizleri de gezdirmek istedim. Tabii ben gezerken video çektiğimi sanıyordum ama bazı videolarım SD kartın gazabına uğradı ve yok oldu. O yüzden de bari resimlerle size Cumalıkızık köyünü tanıtayım istedim. Ve biraz da o şekilde bilgilenelim. Ben okuyayım istedim. Şimdi tabii size mecburen hani oranın çok video çektiğim için çok fazla resim çekmemiştim. Ama beni çekmişlerdi arkadaşlar sağ olsunlar. Onlarla bir karma yapıp size Bursa'nın güzel böyle küçük köylerinden Cumalıkızık köyüne ait bilgiler vereyim şimdi size. Cumalıkızık köyü bir zaman kapsülü. Cumalıkızık, otantik dokusunu iyi şekilde korumuş şirin köylerimizden. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir köyde yaşamak nasıl bir şeymiş merak ediyorsanız Cumalıkızık doğru adres. Aslında zamanında 15 adet kızık köyü varmış ama Kurtuluş Savaşı, sel, gecekondulaşma gibi çeşitli sebeplerle yok olmuşlar. Buranın nasıl paçayı kurtardığına dair hikayeleri de anlatacağım birazdan size. Çünkü bir geçit var falan. Köyü önce ağzımız açık sonra kulaklarımızla gezdik. Güzel bir köy çünkü. Ama tabii taş döşemeli dar sokaklar boyunca uzanan mor mavi sarı renklerle boyanmış kerpiç tahta ve taş karışımı evleri gördüğünde köyün korunmuşluğu karşısında hayrete düşüyorsun. Ama taş olduğu için hem video çekerken çok zor oluyor. Bir de taşın aralarında böyle bir su birikintisi akıyor. Sanıyorum bir yerden bir kaynak suyu taşıyor ve o kaldırımın üstünden gidiyor. Tabii ki bu da yosunlaşmaya ve kayganlığa sebebiyet veriyor. Arnavut kaldırımı var ama taşlar birbirine böyle eşleniş değil. Yani yükseklikli, alçaklı, büyüklü, küçüklü olduğu için yürümede bayağı bir zorlanılıyor. Bir de kamerayı tuttuğunuzu düşünün. O kadar eziyetle çektim ki size anlatamam. Size her yerini göstereyim diye. Ama sonra bir baktım ki yani yok video yok. Artık bilemiyorum hani bozuk video diyor. Yani oynatamadım. O yüzden de çok üzüldüm. Çünkü video çekerken fotoğraf çok fazla çekemiyordum. Gene çektim ama onlar var bazıları. Artık bu seferlik de böyle olsun. Kısmet ne yapalım? Tarihi 1300'lü yıllara dayanıyormuş. Köyde betonarme bina yok denecek kadar az. Tüm evler aslında uygun olarak restore edilmiş. Bu evler tipik olarak cumbalı, iç avlulu ve en güzeli de avluları restoran olarak işletiyorlar. Öyle güzel ki Osmanlı sivil mimarisinin en gözde örneği olarak tarih, sanat tarihi, mimarlık gibi derslerde okutuluyorlar. Öyle çanak antenmiş, ışıklı tabelalarmış gibi görüntü kirlilikleri de yok. Ben rastlamadım. Tabii bir iki tane belki vardır ama tabii şey var, sokak elektrik direkleri var. Onlar da yok demeyeceğiz. Biraz bana şey Safranbolu bizim evlerimizi de anımsattı. Çünkü bizim evler de böyle genelde köy evlerimiz iki katlı olur. Böyle işte hani cumba demeyeyim de pencereleri böyle kare kare ahşaptan olur. Hatta böyle kepenkleri ahşaptan olur. Ve o kepenklerin içerisindeki camlarda eskiden böyle hani çevirmek için bir tahtadan bir şey yaparlardı. Bizim köyümüzde öyle en azından. Burada içeride girmedim bir eve. O yüzden bilemiyorum ama bizim kendi köydeki evlerimizde o çevirgeleri de oraya tahta böyle şeklinde olduğu için oraya da monte ederken eski kuruşlar paraların hani ortaları delikmiş ya onlardan monte ederlerdi. Bizim evimiz öyle yani köydeki aslı kurulmuş olan ev. Burada da sanıyorum öyledir. Çok renkli olması da çok güzel duruyor. Taşlar tabii doğal oluyor. Buradaki bizim köydeki evimizin bu üst katlarında, alt katları işte burada da sanıyorum öyle ambar gibi, bazıları belki ahır gibi kullanıyorlardır. Bizim köydeki evlerimizin de o şekilde. Eskiden bazıları ahır gibi kullanıyormuş, bazıları ambar gibi kullanıyormuş giriş katları. Üst katlarda da işte odalar varmış ve
Ben şeye çok gülmüştüm yani işte küçüğüm hani gidiyorum önce önemsememiştim falan da işte bir yere misafirliğe gidiyorsun haydi benim eve gidelim diyorlar. Bir gidiyorsun ki ev dediği yer oda çünkü orada aileler yani bizim köyde de öyle sanıyorum burada da öyledir. Mesela 3 tane gelini varsa onların odası hepsinin ayrı ayrı odası evi oluyor yani benim eve gidelim demekteki kastettiği şey odası oluyor. Ben biraz şaşırmıştım. Şimdi tabii artık şaşırmıyorum. Çünkü birlikte yaşayınca onların evi de mahremleri de o oda oluyor. Ve orada da işte yani bizim köyde de öyle. Bu üst katta burada düz boyamışlar düz. Bizde üst katta da taş ve arada böyle kerpiç işte onların kendi harcından dolayı bir de bizde hani böyle bordür derler ya ahşaptan onları tutması için bizim Safranbolu evlerinde bir de o üst katlarda da alt katlarda da aralarda direk gibi ahşap oluyor. Burada o yok. Bizim evimiz yani köylerdeki Safranbolu evlerinde Kastamonu olan hani evlerinde bir de böyle boyama yok. Biz daha natural bizim evler. Dediğim gibi hani taşın kendi renkleri biraz değişiyor ve ortada da koyu kahverengi ahşap o biraz renkleri değiştiriyor. Bordürler var. Şimdi gelelim. Köy gerçekten kendisini korumuş. Osmanlı'nın kuruluşundaki önemli sebebiyle de 2014'te de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilmiş. Başka bir deyişle tüm insanlık için önemli bir yer olarak kabul ediliyor. Zaten Kınalı Kar dizisi de seneler evvel burada çekilmiş. Onun için de ünlenmiş. Böylece orayı da görmek isteyenler geliyor. Milletin dikkatini tabii ki çektirmişler bu diziyle. Yerli yabancı turistler buraya akın etse de teyzeler ne şalvarlarını ne de meyve bahçelerini terk etmişler. Gerçekten devam ettiriyorlar. Ben de sizin için bir çilek videosu çektim hatta. Organikmiş, gübre bile kullanmıyorlarmış. Onu da eklemeye çalışacağım videoya. Tonton elleriyle gözlemeler, mantılar yapıyorlar. Uludağ'ın eteklerindeki köyde misafirlerini ağırlıyorlar. Cumalı Kızık'ı çok beğendik. Fotoğrafçılığa, mimariye, Osmanlı tarihine ya da sadece estetik yerlere meraklı olanların çok keyif alacağı bir yer. Hafta sonları Bursalıların favori kahvaltı mekanı da oluyor. Evet, ben de kahvaltısını çok beğendim. Dolayısıyla ondan sonra sandalye kapmaca da başlıyor. Çünkü çok tıktım tıktım. Bizim de rehberimiz biz çok acıkmıştık ama bizi rötarlı götürdü. Çünkü başka bir tur henüz kalkmamıştı. Biz de o kadar çok acıktık ki hatta orada kahvaltı ettikten sonraki turumuzda İskender yemeği planlıyorduk. Yedik ama yani aradaki zaman çok kısa oldu. Eğer akşamleyin dönüşte Gölyazı'da falan böyle hani yenseydi orada da İskender yoktu. O yüzden bence planınızı yaparken ona göre yapın derim. Çünkü aradaki zamanda acıkmıyorsun. Acayip müthiş güzel bir kahvaltı ettik çünkü. Yaz kışta böyle kalabalıkmış, bayağı bir kalabalık. Yani orada fotoğraf bile çekilirken herkes bir ahbap oluyorsun. Öyle ki hani yanına bir arkadaşın senin fotoğrafını çekerken başka birisinin ekranında çıkıyor diyebilirim yani. Ne kadar zaman ayırmalı? Öyle rehberler çok koştur koştur götürtüyorlar. Yani biraz sonra çekersin. Ben anlatayım yapıyorlar. O da aslında sıkıntı. Ama tabii ki hani kendi başınıza da giderseniz o atmosfer olmuyor. Hani rehberle gitmek güzel oluyor. Fakat kalabalık olunca rehber de mecburen esniyor. Esneyince de işte böyle onu bekle, bunu bekle derken aslında hani bir saat zaman ayırdık deseler bile, 2 saat zaman ayırdık deseler bile ben şimdi dakik olduğum için bana yarım saat dedikleri zaman orada olacak şekilde ayarlıyorum. Diğerleri o kadar esniyor ki kahvesini içiyor, çayını içiyor falan. 1 saatte geliyorlar. Ben bu sefer gidip yarım saatte onları beklemiş oluyorum. Öyle sıkıntılar oluyor kalabalık gruplarda. Yani tabii tek de gidersen dediğim gibi atmosfer biraz da değişik oluyor. Ben seviyorum rehberle gezmeyi ama işte biraz zor oluyor. Bu işte 1-2 saat normalde ayırmamız yeterli gibi geliyor ama tabii kahvaltı haricinde hani böyle evler var yani bir tane bir
Böyle müzesi var. Yine orada bu kendi gelmişini, geçmişini anlatıyor. İşte orada bazı objeleri sergiliyorlar. Bir iki resmim var. Onları da size burada bu videoda resimlerle dediğim gibi video yapacağım için göreceksiniz. Yani eski orada işte kılıçtı bilmem neydi. Aa, eski de bir radyo var. Onu da sizinle paylaşacağım. Şimdi tarihini birazcık anlatayım. Cumalı Kızık yaklaşık 1300'lü yıllarınca Kızıklar tarafından kurulmuş bir yerleşim yeri. Yani bugün biz işte hafta sonu yani bugün dediğim gezdiğimiz yerlere aşağı yukarı 150 yıllıkmış. Peki Kızıklar kim? Kızık konar göçer Oğuz Türklerine verilen isimmiş. 13. yüzyılın başlarında Moğolların saldırılarından kaçarak Orta Asya'dan Anadolu, İran ve Suriye gibi geniş bir coğrafya kendilerine yeni yurtlar edinmişler. Bursa'ya yerleşmelerinin de 1306 civarında Bursa'ya yerleştikleri sanılıyor. Bursa merkezindeki hanlar ve burası gibi civar köyler arasındaki ticari ilişkilerin Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşunda önemli rolü olduğu düşünülüyor. İsmindeki Kızık buradan geliyor ama tabii bir de halk kendine göre yakıştırmalarda da bulunmuş. İşte burası dar bir vadide olduğu için kısık kelimesinden kızık türetilmiş vesaire gibi. Ama aslında burada bir sürü kızık türkü köyü olduğunu, onlara karakter veren şeye göre bir sıfat aldıklarını, değirmeni çok olana değirmenli kızık, içinden dere geçene dere kızık gibi isimler verildiğini söylüyorlar. Burası da ismini civar köylerden insanların cuma namazı için buraya gelmesinden almış. O size camiyi ve hamamın resmini de burada videomda paylaşacağım. Ama tabii tam böyle söylediğim zaman o video denk gelmeyebilir. O yüzden arada kalabilir. Kusura bakmayın. Osmanlı İmparatorluğu'nun beşiklerinden Cumalı Kızık, Bursa ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna tanıklık etmiş. Bir dünya savaşı, bir de kurtuluş savaşı atlatmış bir köy. Atlatmış diyoruz çünkü zamanında 15 hatta belki daha fazla Kızık köyü varmış. Ancak savaş sırasında diğerleri yakılarak yok olmuşlar. Yerli teyzelerle muhabbet ederken buranın nasıl ayakta kaldığını da sorduk. Onlar da bize savaşı yaşayan annelerinden ve babalarından, ninelerinden duyduklarını anlattılar. Aslında köyü koruyabilecek kimse yokmuş çünkü herkes cephedeymiş. Diğer köylerin yağmalandığını duyan köylüler kendi köylerini kurtarmak için ne erzakları ne de yakınlarında erzağa ihtiyaç duyan Türk askerleri olduğu halde bir çocuğa askere erzak götürür gibi dağa yollarlar. Dönüşte de çocuk yılanlara bilerek yakalanır. Çocuğa kaç asker var diye sorarlar. Çocuk ohohoho yüzlerce deyince onlar da apar topar köye bir zarar veremeden çekilirler. Gerçek mi bilmiyoruz tabii ama böyle söyleniyor. Fakat böylesine otantik ve önemli bir yerleşim yerinin tarihi ve anıtsal değerlerinin anca 80'lere gelindiğinde anlaşılmaya başlandığı görülüyor. İlk olarak 1980'de Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararı ile Cumalı Kızık koruma altına alınıyor ve burada izinsiz tek bir çivi bile çakılması yasaklanıyor. Zaten çok geçmeden 1981'de de kentsel ve doğal sit alanı ilan ediliyor. 2000'de UNESCO tarafından önce Dünya Mirası geçici listesinin ardından 2014 yılında ise Bursa ile beraber Dünya Miras listesine giriyor. Cumalı Kazık'ta gezilecek, yapılacak şeyleri merak ediyorsanız hafta sonu işte Afyon'un gerçekten Bursalıların da öyle Afyon'u patladığı bir yer, kalabalık oluyor. Bir de turistik amaçlı işte gelenler de olunca bayağı bir kalabalık oluyor. Dolayısıyla evinin işletmeye çevrilen hemen hemen herkes kahvaltıcılığa soyunmuş bir kere. Gönül ister ki peynirler şöyle Uludağ'da dolanan inekler, yumurtalar evin arkasındaki kümeslerden gelsin ama yok, şokun raflarından geliyor maalesef. Yine de Cumalı Kızık'ta kahvaltı köyün harika tarihi dokusu sebebiyle çok popüler.
İyi yerinden bakacak olursak Cumalı Kasık'ta kahvaltı fiyatları can acıtıcı değil gerçekten uygun. Reçellerin ev yapımı olduğunu da müjdesini verebilirim size. Tabii şeker olarak ama kullanıyorlar. Aman hafta sonları hele de havalar güzelse rezervasyonsuz gitmeyin. Çünkü ondan sonra gerçekten yer bulamıyorsunuz. Tıpkı bizim gibi işte demin de anlattım. Geciktik biz kahvaltıda. Kahvaltı için mekan önerilerimizden de size bir iki tane verebiliriz. Ama orada yani birçok var. Siz kendi keyfinize göre de gezerken zaten göreceksiniz. Öyle çok büyük bir yerde değil. Önce bir bakarsınız, sonra karar verirsiniz. Ama işte o zaman da yer bulamayabilirsiniz. Tabii bir iki kişiyseniz araya sıkışabilirsiniz. İşte bu zaman kapsülünden çıkmış sokakları arşınlamak buranın olmazsa olmazı. Cumalı Kızık'ta yaklaşık 270 tane ev varmış. Bunların yarısından fazlası da halen aktif olarak insanlar yaşamaya devam ediyormuş. Bu evler genelde moloz taş, kerpiç ve ağaçtan yapılmış. 2-3 kattan fazla olmayan pencereleri, cumbalı, kapı tokmakları ve kulpları dövme demirden, sarılı mavili, morlu rengarenk yapılar. Evlerin bulunduğu sokaklar ise klasik ızgara planına göre oturtulmamış. Taş döşeme, dar ve kaldırımsız. Meydanlar bile tamamen cami, hamam, çeşme gibi kamusal alanların doğal bir kesişmesinden oluşmuş alanlar. İşte evlerin, sokakların, meydanların bu zaman kapsülünden çıkmışçasına olduğu gibi kalma özelliği onu UNESCO tarafından 2000 yılında Dünya Mirası geçici listesine, 2014 yılında ise Bursa ile beraber Dünya Mirası listesinden sokan özelliği. Her ne kadar Bursa gibi büyük şehire bu kadar yakın olsa da Cumalı Kızık yüzyıllardır asimile olmamış yapısıyla gerçek bir kültür mirası. Cumalı Kızık evlerinden bir tane baş tacı var, küpeli ev diye. Küpeli ev UNESCO Derneği proje uygulama evi. Cumalı Kızık'ı koruma ve yaşatma projesinin hepsi bu evde yürütülüyor. Yaklaşık 350 yaşında olan evin adı evin her yerinde olan küpe çiçeğinden gelmiş. Eskiden bu köyde yaşayan insanların kullandığı eşyaları ve o zamandaki ev düzenini görebileceğiniz ev kurum tarafından çok sıkı denetleniyor tabii. Evdeki tüm eşyalar Bursa'dan toplanmış bölgesel ürünler olmasına çok dikkat ediliyor. Mesela 250 yıl önce Samsun'da yapılmış ve Bursa'ya getirilmiş bir dolap kabul edilmiyor. İlla buranın lokal üretimi olması gerekiyor. Bu yüzden dantelinden yatak süsüne her şey otantik Bursa tarzı. 2010 yılında restore edilip müze haline gelmiş. Evin odalarının ismi köyde en çok yetişen ve köylülere gelir sağlayan ürünlerinden geliyor. Ahududu, kestane, kiraz ve ortanca gibi. Küpeli eve giriş kişi başı çok pahalı değil yani 3-5 lira bir şey. Gitmeden soba başında da bir kahve içebiliyorsunuz. Biraz evvel gene söylemiştim. Cumalı Kızık olmasının sebebi camiye oraya etraftan oraya cami için gelindiği için bu ismi almış. Hani birkaç ismi vardı ya. O yüzden bir de Cumalı Kızık hamamı var tabii. O da moloz taşla örülmüş bir hamam. Bina yapı. Eski Cumalı Kızık'ın izini süren de bir Cumalı Kızık Müzesi yapmışlar. Tam böyle gene o sokak içerisinde küçücük bir yer ve oraya da işte testilerde işte kullanıldığı eşyaları koymuşlar. Ve biraz da işte kaç tane işte kızık var demiştik sanıyorum yukarıda okumuştum 15'ti. Onların biraz anlatmış, bir iki resim vermişler. İşte o köyde yaşam tarzını biraz anlatmışlar. Hani işte Hıdrellez eğlenceleri falan diye yazıları da var orada gördüğüm kadarıyla. Yani halkının geçmişten gelen yaşam tarzını, gelenek ve göreneklerini öğrenerek tarihi bir yolculuğa çıkabilir. Müzede sergilenen eserleriyle tarihi havayı birebir yaşama şansını da yakalayabilirsiniz. Eğer Cumalı Kızık eskiden nasılmış, mahallede ne gibi eşyalar, gereçler varmış merak ederseniz mahallenin eski adetlerine, tarihine ışık tutan bir yer. Pazartesi hariç haftanın her günü saat 9.30, 17.30 saatlerinde de açıkmış. Ve tabii hani orayları o kadar gitmişken burayı zaten gezmemek olmaz.
Ve Kınalı Kar'ın çekildiği konağı da ziyaret edebilirsiniz. Çünkü o popülite edindiği için merak ediyor. Tabii artık o bayağı bir oraya kadar giden görmek istiyor. Bir de Cin Aralığı diye bir yer var. Görülmeye gerçekten insanlar merak ediyorlar. O da şöyle, onun da resmi var ama tam bu anlattığım zamana denk gelmeyebilir. Böyle şey düşünün, iki tane duvar düşünün, yapı birbirine böyle çok dar, yani işte ne kadar diyeyim size, bir 60 santim 50 santim falan böyle birbirine yakınlığı var. İşte rivayete göre de Cin Aralığı denme işte sebebi de Kurtuluş Savaşı'ndan kalan bir rivayette Cin Aralığı çıkmaz bir sokağın en sonundaki daracık geçit sokağın başından belli olmuyor. Zaten 3 karış genişliğinde var ya da yok, işgalcilerin kovaladıkları askerler bu sokağa girince bir anda ortadan kayboldukları için onları cinler mi kaçırdı söyleminden buraya Cin Aralığı demişler. Bu aralığa girip fotoğraf çekilmekte buranın turistik aktivitesi. Ve böyle çok güzel ahududu işte falan demiştik ya yukarıda. Onların şenlikleri de yapılıyor. O şenliklere de hani katılma zamanında giderseniz, gerçi çok kalabalık oluyor. Sakin, eğer hani gezmek istiyorum derseniz öyle gitmeyin. Meydandaki pazar yerlerinde işte taze ve el yapımı ürünler de satılıyor. Hani dilerseniz orada işte turşuydu, reçeldi, marmelatlardı. Mevsimine göre bunları da alabilirsiniz. Tabii hani bu oraya gelmişken eğer hani yakınlarda bir yerlere gidecekseniz genelde turlar başka yerlere de götürüyorlar ama hani Uludağ'da da çıkabilirsiniz. Yani Bursa merkeze de gidebilirsiniz. İşte Bursa'da biliyorsunuz çok önemli camilerimiz var. Oraları da gidebilirsiniz. Eğer konaklamak isterseniz hani günebirlik gitmek için uygun bir yer. Ama hani ben de orada kalmadım. Başka bir yerde kaldım. Ama hani orada da kalabiliyorsunuz. Bazıları size opsiyonlar sunuyorlar. Yani evlerini pansiyon, işte kafe, restoran olarak işlettiklerini söylemiştim ya. Öyle birkaç tane de opsiyon var. Yani işte Mavi Boncuk konuk evi var. Bulanlar Konak Pansiyon var falan. Oraya gitmişken işte kahvaltı etmeden tabii ki gelmeyin. Yani popülitesi de o zaten dediğim gibi. Ve işte Narlıbahçe var. Nar ağaçlarının altında gözlemeli ahududu reçelle güzel bir kahvaltı yapayım diyorsanız. Taşev Restorant var. Mavi Boncuk Kafe var. Hacı Arif Osmanlı sofrası var. Kınalı Kar, Bulanlar, Konak var. Yani var da var. Siz kendi tercihinizi kendiniz yapacaksınız. Akşam yemeği de tabii hepimiz kahvaltı diyoruz ama genelde kahvaltılar hani benim gördüğüm ve bizim de yediğimiz hep serpme köy kahvaltısı, gözleme çeşitleri, köy ekmekleri falan oluyor. Ama akşam yemeğinde de alabalık mantı veya testi kebabı falan denilebilir. Fiyatlar gerçekten uygun, hani pahalı değil. Yani tabii siz arabayla gelecekseniz onu da söyleyeyim. İstanbul'dan Cumalı Kızağı kendi aracınızla navigasyonu kurup çok rahat gelebiliyorsunuz. Hele Osman Gazi Köprüsü açıldığından beri yol bayağı kısalmış durumda. Daha önceden belirtildiği gibi bu yol 168 kilometre ve yaklaşık 2 saat 20 dakika sürüyor. Tabii bu trafiksiz hali. Yolu biraz daha kısaltayım derseniz hızlı feribotla Yenikapı'dan Bursa'ya, İdo'ya, Buda'ya kullanabilirsiniz. Bu yolunuzu yarım saat civarında azaltacaktır. Biz öyle yaptık. İstanbul'dan feribot ile geçecekseniz Mudanya iskelesi 42, Gemlik iskelesi 46, Yalova iskelesi 1 saat 12 dakika ama biz daha kısa sürede geçtik. Yani siz toplu eğer taşıma ile gelecekseniz Bursa otobüs terminalinden 38 numaralı otobüsle önce kent meydanına gelip buradan çok sık kalkan minibüslere binip Cumalı Kızağı geçebilirsiniz. Yol yaklaşık 40 dakika sürüyor. İstanbul'dan geliyorsanız Yeni Kapı'dan İdo ile Kabataş veya Büyükçekmece'den Budo ile Mudanya'ya geçebilirsiniz. Zaten İdo sefer saatleri bilgi için de biliyorsunuz
www.ido.com'dan bakabilirsiniz. Deniz otobüsü veya feribotla Mudanya'ya geldiğinizde de buradan Bursa merkezi ya karşılıklı minibüs seferleri var zaten. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsleri de baya bir sık gördüm ben. Hani 1M, 2GM, 104, 2 Taksim U gibi baya bir hattı gördüm. Şimdi yanlış söylemeyeyim. Böyle işte nerede burası? Türkiye'de Bursa'da. Çok güzel bir gerçekten küçük minik bir dokusunu kaybetmemiş köy. Renkli olması insanı böyle içine açıyor. İnsanları da çok güler yüzlü. Yani görmenizi isterim. Hani enerjisi yüksek. Sizin de eğer böyle gezmeyi seviyorsanız gerçekten böyle şey gibi oyuncak ev gibi rengarenk falan. Ama işte keşke biraz daha az kişi gitse. Bu sefer de tabii sen, ben nasıl olacak? Yani bizim için orası tabii daha az bir sayıda olmayacak. Dediğim gibi ama hanımları özellikle uyarıyorum. Gerçekten yürümesi zor bir yer. Hem böyle düz değil, baya bir yokuşlara da var. Dar da ve kalabalık da, önünüzü göremiyorsunuz. Bir de üstünde üstlük aradan bazı o yokuş aşağıda sular sızdığı için kaygan. Yani biraz zor. Onun için ayakkabılarınızı ona göre seçin derim. Umarım bir nebze de olsa size bir faydası olur inşallah. Beğenirsiniz videomu. Nasıl gidileceğini, neler yapacağını, nasıl bir yer olduğunu anlattığımı sanıyorum. İnşallah siz de öyle sanırsınız. Ve videomu artık buradan bu kadar böyle enerji ben aldım. Anlatırken de aldığım için özellikle size daha böyle güzelliklerle dolu bir gün diliyorum. Hoşça kalın ve Fatoyla hayata kancada kalın. Bakalım bir sonraki video başka bir şey mi olacak? Ben de bilmiyorum.